Değerli arkadaşlar, Elazığ Merkez köylerine başlatmış olduğumuz Ramazan içerisindeki hem ziyaret etme, hem hatır sorma, hem problemleri yerinde dinleme ile ilgili, hem de bir taraftan yaklaşan yerel seçimle alakalı yapabileceğimiz çalışmaları zeminde görmek, alanda ne durumda olduğumuzu görmek adına başlattığımız bu çalışmaların devamındayız. Şu anda Genek, eski ismi Koruç köyündeyiz. Tabii belki Genefik olan hatırlayan olur olmaz ama biz yine eski ismini, yeni ismini birlikte söylemiş olalım. Daha da de buradan Zenteliş köyüne gitmiştik. Değirmenin oradan buraya geldik. Burada da gerek köy muhtarımız ve gerek köy sakinleriyle beraberiz. Bizim özellikle başından beri ifade ettiğimiz ve neredeyse kendimizi bir rehber haline getirdiğimiz bir yol haritamız var. Biz insanı merkeze alan bir anlayışı temsil ediyoruz. Dolayısıyla özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde insanlarımıza daha fazla hizmet etmenin, değerli daha fazla dinleyip problemleri yerinde mümkünse çözmenin arayışı ve gayret içerisindeyiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Gittiğimiz yerde insanlar dualarla ve bu konuda destek ifadelerini dile getiriyorlar. Elbette zaman zaman ihmal edilmiş olabilir, eksik kalmış hususlar olabilir. Onları da yerinde görüp, bunlarla ilgili yapılacak olan hususları yerinde daha sağlıklı görüp ve bununla ilgili gerek tamiratı, tadilatı ya da varsa yeniden projelendirme ile ilgili faaliyetleri yerinde görüp talimatlarımızı ona göre veriyoruz. Allah razı olsun. Kamu görevlisi arkadaşlarımız da özellikle bu problemler hassasiyetle yaklaşıyorlar. Bizim muradımız özellikle tabii köyde hayat zor. Köyde kalmak da zor. Köylünün, çiftçinin, bu milletin yükünü taşıdığını da bilen insanlar. Bunu açık söyleyeyim. Yani burası üretirse, burası var olursa bizler ayakta kalıyoruz. Köylü ve çiftçi iyi durumda olursa biz de kendimizi iyi hissederiz. Onun için bütün gayretimiz ve çabamız da bu yolda devam ediyor. Dediğim gibi elbette henüz daha belki dört başı mamur tamamlamadığımız şeyler olabilir. Ama biz bütün Türkiye'de, bütün Türkiye'yi kendimiz için hedef seçerek bir yol haritası ortaya koyduk. Ve şu anda da Allah izin verirse terörle mücadelede başından beri kararlılıkla sürdürdüğümüz terör ve şiddetin son bulması ilgili sürecinde inşallah biz artık önemli noktasına gelmiş bulunmaktayız. Ve terör belasını bu ülkenin başından def ettiğimizde, şehit ve gazilerimizin can yakan hikayelerini artık bu ülkede bir daha yaşanmamak üzere var ettiğimizde, aynı zamanda teröre harcanan çok sayıdaki kaynağın da bu ülkenin insanı, işte köylümde çiftçimize kaynak olarak dönmesi, bir hizmet olarak dönmesi için de çok hızlı bir seferberlik başlamış olacak. Bütün muradımız ve arzumuz bu. İyi niyetimizle, samimiyetimizle, gayretimizle, çabamızla, siyasetimize düzgün yapmaya çalışan bir ekip olarak da yoldayız. Rabbim yardımcımız olsun. Hakikaten köylerimize, bizi gittiğimiz her yerde özellikle misafirperver bir yaklaşımla karşılıyorlar. Çünkü sonuçta biz kendilerinin bir evladıyız. Onlar da bizi öyle görüyorlar. Biz de onların problemlerini dinleyip çözüm üretme noktasında da ciddi bir arayış içerisindeyiz. Özellikle tat basın mensubu arkadaşlarımıza da bu Ramazan içerisindeki zor zamanda yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara sadece teşekkür ediyoruz. Özellikle